Süleyman. Hamit Talha. Süleyman Hamit, senin? Emine. Emine. Maskenize nerenizi kapatıyoruz? Burnumuzu, ağzını. Evet, bu bizim özel bölgelerimizden bir tanesi olabilir mi? Yani kimsenin dokunmaması, ellememesi gereken bir alanımız. Başka? Yani mesela gözüne dokunabilirim dediğinde rahatsız olur musun mesela? Olurum. Olursun. Aynen. Ya da burnum. Evet. Bizim rahatsız olduğumuz ve kimsenin görmemesi, dokunmaması gereken bölgeler. Göğsümüz dedik, dudaklarımız dedik. Tuvaletimizi yaptığımız bölgeler. Ve? Evet. Popomuz. Aferin sana. Ve popomuz. Güzel dokunduğu zaman nasıl hissederiz? İyi. İyi hissederiz. Evet. Mesela bu nasıl bir ifade? Kızgın. Nasıl bir yapın bakayım? Nasıl kızım? Of, ay çok korktum şu an. Peki bu nasıl bir ifade? Korkmuş. Mutlu. Mutlu. Peki arkadaşımız bizi ittiği zaman nasıl bir dokunuş bu? Kızgın. Daha bölgelerimize kimler dokunabilir? Öykü? Annemiz. Annemiz. Çok güzel. Başka? Anneannemiz. Anneannemiz. Annemizin izin verdiği kişiler. Babamız. Babamız. Benim. Peki mesela doktor dokunabilir mi? Hayır. Öyle mi? Ama hasta olduğumuzda... Ama bazen hasta olduğumuzda dokunabilirler ama hasta olmadığımızda maalesef. Hasta olduğumuzda dokunabilirler. Mesela senin en güvendiğin kişi kim? Babam. Babam. Peki mesela biri size kötü dokunduğunda bunu babanla mı paylaşırsın? Hayır, annemle de paylaşırsın. Annenle de paylaşabilirsin. Güvendiğin kişiler. İkisiyle de paylaşırsın. Anneanne. Anneanne. O zaman biri sana kötü dokunduğunda, özel bölgelerine dokunmak istediğini bu saydığın kişilerle paylaşabilirsin bunu. Sen Öykü? Annemle. Daha sonra... Demiş ki, şimdi elim senle oyunu oynayalım mı? Elime dokunabilir miyim? Hayır. Ne demiş? Evet. Evet demiş. Peki burnuna dokunabilir miyim? Hayır. Ama o evet demiş. Saçına dokunabilir miyim? Hayır. Evet demiş. Peki iç çamaşırına dokunabilir miyim? Hayır. Kiko nasıl yapmış? Hayır. Hayır demiş. Ve o kadar çok sinirlenmiş ki, hayır diye bağırarak orada uzaklaşmak istemiş. Evde kendisine aferin Kiko. Bu bir iç çamaşırı kuralı. Kimsenin iç çamaşırına dokunmasına izin vermemelisin. Ben şimdi 1, 2, 3 dediğimde o kadar güçlü bir çığlık atalım ki... Annemiz, babamız dışarıdan koşarak gelsinler buraya. Sağ ol. 1, 2, 3. Oldu mu ki? Sanki biraz oldu. Sanki kimse gelmedi. Bakayım. Şu an bizi kimse duymuyor. Ben de konuştum abi. 1, 2, 3. 1, 2. O zaman tekrar edelim mi? Çünkü ambulans da aynı numara, polis de aynı numara. O zaman 1, 2, ben 1, 2, 3 dediğimde sayalım. 1, 2, 3. 112. Öyle değil de böyle yapalım. 1, 1, 2. Böyle yaptığımda başlayalım. 1, 2. Evet, harikasınız. Peki kim mesela annesinin ya da babasının telefon numarasını biliyor? Ben. Çok güzel. Sen de biliyor musun? Peki şimdi adresi kim biliyor? Ev adresini. Adres mi? Evet. Tamam, ben annesi. Tamam. Sür bakalım mı? Geldin. Aferin sana. Şimdi ne yaptınız siz burada? Özel bölgelerimizi kapattık. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak iyi dokunma ve kötü dokunma arasındaki farkı,
hissettirdiği duyguları, herhangi bir problem ile karşı karşıya kaldıklarında neler yapmaları gerektiğini, bunu kimlerle paylaşabileceğini, bedensel dokunulmazlık hakkını olduğunu, hayır deme becerilerini öğreterek kendilerini koruyabilmeleri adına bir güvenlik zinciri oluşturuyoruz. Kızım buraya Büyükşehir Belediyesi'nin kursuna getirdim, mahremiyet kursu. Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Kızımın hem kendi vücudunu tanıması açısından, tabii ki aile olarak biz bazı şeyleri evde öğretiyoruz ama burada uzmanlar eşliğinde, öğretmenler eşliğinde bu konularla ilgili bilgi alması çok güzel. Tüm ailelere öneriyorum. Hani bu aile içinde olabilir, aile dışında olabilir. Hani nereye dokunulacağı, nereye dokunulmayacağını. Hani en azından onu öğreniyorlar ve gerçekten çok memnunum bu konuda. Çok iyi. Vahap Seçer bu konuda başka gerçekten çok güzel programları var, etkinlikleri var. Hem mahremiyet eğitimi var çocuklar için, hem gelişimleri için çok iyi. Hizasına, burnumun hizasına aldım, anlaştık mı? Duruşum bu şekilde. Bir şeye daha dikkat ediyorum, çenem aşağıda, bakışlarım karşıya bakıyor, alnım önde. Duruşum bu, tamam mı? Öne giderken önce öndeki adım, geriye giderken önce gerideki adımı kullanıyorum. Şimdi tek tek hepinize laf atacağım. Şimdi beraber yürüyeceğiz. Sağ çenende kalsın. Sağ indim, evet. Bila. Sol. Bir şey daha istiyorum. Merdiveni indirme vururken. Peki yüksek kalsın, evet. Aferin sana. 7 yaşına gireceğim. Gerçekten mi? Şu an 7 yaşındayım. Tamam, al gardını tekrar. Hareketli. Tamam. Tamam, geri git, git. Aferin, git, geri git, git, git. Gel. Tamam, yaşındayım. Buraya uzun zamandır geliyorum. Kişisel savunma eğitimi güzel bir spor. Kendime özgüvenim daha çok arttı. Fiziksel aktivite olarak çok iyi bir spor. Derslerimi de olumlu etkiledi bu. Bu kursa daha başladığından beri geliyorum. Gerçekten bana çok şey kattı. Kesinlikle ben bu şeyleri öğrendikten sonra başkalarına karışmam ya da başkalarıyla kavga etmem. Sadece burada ben kendimi savunmayı öğrendim. Çocuklarımızı hafta sonu buraya etkinliklere getiriyoruz. Kızım için özellikle burada savunmasını öğreniyor kendisini. Siz de bilirsiniz ki bu zamanda kız çocuklarının kendini savunması çok önemli. O da çok seviyor. Hafta sonları buraya geliyoruz Arzu Hocam'la birlikte. Eğleniyoruz aynı zamanda. Güzel bir içiyor. Yani bu şekilde. Kişisel savunma derslerini ben veriyorum. Burada tamam şiddete hayır diyoruz ancak sokaklarda sürekli tehlike altında yaşıyoruz. Nereden nasıl bir taciz geleceğini bilmeden tetikte geçen yaşamımızda bize en gerekli şeyse kendimizi savunmamız için gereken bir eğitim.
Kadınlar ve çocuklar için güvenli olmayan bu dünyada nerede, ne zaman, başımıza ne geleceği konusunda tedirginiz. Bu nedenle kendimizi korumayı bilmemiz gerekiyor. Bu atölyede biz bunları öğretmeye çalışıyoruz. Kullandığımız teknikte ise saldırgan ne kadar iri veya güçlü olursa olsun hassas noktaları bilerek saldırganı etkisiz hale getirebiliriz. Savunma dersimizde hazırlıklı olma, fiziksel kondisyon, özgüven gibi önemli prensipler üzerinde yoğunlaşıyoruz özellikle. Bu kazanımları da boks, tekvando gibi teknikleri kullanarak öğretmeye çalışıyoruz. Bu kentin çocuklarına her yaşta kendilerini öz savunmayı öğretmeye çalışıyoruz. Mahremiyet eğitimi 4 ve 7 yaş arası, kişisel savunmada da 7 yaş üzeri tüm çocuklarımızı, kadınlarımızı eğitimimize bekliyoruz mutlaka.